var, gidişimi hasta. Oldu bu iş ya. Çözdün bu işi. Ne diyorsun Ali Kemal Hocam? Vay be. Şapkayla montla olmuyor diyorsun değil mi bu iş? Bakacağız Necipciğim, bakacağız. Ne yanlışlar yaptık Allah bilir. Ali Kemal Hocam. Buyurun. Bu iş tamam. Yani parkuru öyle bir tamamladım ki sıfır hata diye düşünüyorum. Sen ne diyeceksin? Valla Necipciğim, önce şu yeleği bir giymelisin. Buyur. Kastrolsüz olmaz mı diyorsun? Evet. Peki. Buyurun, sizi dinliyorum. Araç sürüşünü, yol güvenliğini baktım. Yakıt tüketimini de ayrıca bir konuşalım derim. Ne dersin? Ben senden şey seziyorum. Bayağı bir eksiğim var gibi geliyor bana. Eksik demeyelim de gelişime açık taraflarım var. Şöyle yapalım. Senin tamamladığın rotayı bir de ben kullanarak tamamlayalım. Seninki daha iyi mi çıkacak diyorsun? Yakıt tüketimindeki tasarrufumuz ne kadar gerçek? Beraberce bir görelim. Şimdi ben bu işi öğrenmek istiyorum. Ustasını da bulmuşum. Hayır demem. Buyurun o zaman. Tamam, buyurun. Lastik basınçları çok önemli. Neden? Lastik basınçları düşük olduğunda lastiklerin aşınması yüksek olur. Yuvarlanma direnci artar. Bu da yakıt tüketimini inanılmaz derecede etkiler. Eskiden şöyle şöyle ya da çekişte falan baktıklarında o olmuyor. Onu ölçemezsin çünkü iklim şartına göre o değişir. Ayağınızı, levyenizi, çekicinizi lastiğe öyle sokmayın. Yok, olmaz. Şimdi yola çıkmadan önce aracı yüklerken yükün aks üzerindeki dağılımları bizim hem yakıt tasarrufu yaptığımız gibi güvenli sürüşümüzü de gerçekleştirecektir. Ha, anladım. Sırada ne var? Şimdi burada işimiz bitti. Aracın ön tarafına geçiyoruz. Buyurun. Buyurun. Niye bekliyoruz Ali Kemal Hocam? Motor sıcak soğuması için beklememiz lazım. Şimdi bakabiliriz. Aha. Buyurun. Buyursunlar. Buyurun. Ne yaptık? Yağ hortumlarına baktık. Tamam. Radyatörümüz soğudu. Radyatör kapağını yine açmıyorum. Sıkı mı değil mi ona bakıyorum. Kastrol Bekton'la her yolculukta yeni bir şey öğreniyorum. Sürü sonrasında da bu konuları detaylı olarak anlatacağız. İyi olur. Ben sürerken hiç bunlara dikkat etmemiştim valla. Hadi Necipciğim. Bir de beraberce bir tur atalım. Ben kullanayım bakalım yakıt tasarrufu ne kadar olacak. Buyurun. Buyursunlar. Buyurun. Şimdi Ali Kemal Hocam bize aracın içinde yapılması gereken şeyleri anlatacak. Fakat öncesinde Ali Kemal Hocam kimdir? Kendinizi böyle kısaca bir tanıtsanız, sonra o kontrollere geçsek olur mu? Hocam? Teşekkür ederim. Adım Ali Kemal Kurnaz. Uluslararası kamyon konusunda eğitimci eğitmeniyim. Hı hı. 35 yıldır bu işi yapıyorum. Dünyada Amerika ve Avustralya hariç dört bir tarafında 40 bin kişiye şu ana kadar eğitim verdim. Son 10 yıldır Kastrol'da filo doktor olarak Kastrol'un filo müşterilerine ekonomik ve güvenli sürüşün felsefesini anlatıyorum. Vay. Şimdi Necipciğim yola çıkıyoruz ama yola çıkmadan önce yapmamız gereken işlemler var. Çünkü can ve mal sağlığımız çok önemli. Aynen öyle. Emniyet kemerimizi bağlıyoruz. Olmazsa olmazımız. Olmazsa olmaz. Emniyet kemeri bağlıyken koltuk ayarını yapalım. Direksiyon ayarını kontrol ediyorum. Aynalarda en uzaktan gelen aracı da görmem lazım. Önce güvenlik. Peki ben bir şey soracağım. Bu güvenlik işlemlerini yaptıktan sonra aracı önce bir ısıtmak falan gerekiyor. Direkt kontağı açıp çalıştırıyor muyuz? Motorun ısınması aracın ısınması anlamına gelmez. Motoru ısındırmak doğru değildir. Ama öyle söyleniyor. Hani arabayı ısıtmak çok lazım önce. Çok eski tip motorlarda bu işlem yapılıyordu. Gereksiz yere yakıt yakarız. Ha, bu kışın bile artık. Kışın bile artık motoru uzun süre çalıştırmıyoruz. Isınmaya gerek yok. Ali Kemal Hocam'la beraber çok güzel bir seyir izleyeceğiz birazdan. Benim geçtiğim yolu Ali Kemal Hocamla beraber geçeceğiz. Şimdi böyle bir hafif rampada gibiyiz. Mesela rampayı dorsesi olan bir kamyonda yavaş çıkmak makbuldür değil mi? Yok, tam tersi. Rampadaki mantık şu, doğru gaz pedalı konumu, doğru devir saati, doğru vites, yasal sınırlar içinde çıkabileceğin en yüksek hızla çıkmak. Yağımızın büyük etkisi var değil mi motorun? Evet. Tabii büyük etkisi var çünkü sürtünme dirençlerinin motorun güç kaybını yağ dolayısıyla engelliyoruz. Ha, anladım. Şimdi ben rampa aşağı iniyorum. Aşıntısız fren kullanacağım. Bunun adı rotardar. Direkt olarak aktarma organlarından aracı yavaşlatıyor. Ama bunun bir sakıncası var. Kaygan ve ıslak zeminlerde bunu kullandığım zaman tırlarda arkadan iten dorse makaslamaya neden olur. Ha, çok iyi anladım Ali Kemal Hocam. Çok iyi anladım. Bugün Kastrol Vekton sayesinde seninle tanışıp bir sürü şey öğrendik. Öngörülü sürüşün ana kurallarından biri ışıklara yaklaşımını planlamalısın. Gereksiz dur kalklardan kaçınmalısın. Çünkü ağır basınçlardaki en büyük yakıt tüketimi nedeni gereksiz dur kalklar. Artık başladığımız noktaya geldik.
İnelim mi aşağı? İnelim. Hadi buyur bakalım. Nasıl buldun başından sonuna kadar beni? Necipciğim, sabah araçtan atlayarak indin. Doğrusu araca çıktığın gibi geri inersin ki sağlıklı ve güvenli olsun. Her şeye atlamamak lazım. Estağfurullah, öyle demek istemedik. Peki. İki, Necipciğim, gelelim ekonomik kullanışın önemine. Buyurun. Bunun için motor yağı çok önemli. Kastrol Vekton. Yeni teknolojik motorlarda %30'a varan ekstra tork ve ekstra güç üretebiliyoruz artık. Ama bu yüksek teknolojiyi üretebilmek için motor içinde ekstra bir basınç, ekstra bir hararet oluşuyor. Evet. Bu basıncı ve harareti absorbe edecek, karşılayacak, onu stabil tutacak yağa ihtiyaç var. Çünkü orada ısı dengesi de çok önemli. O sürtünmeleri de çok iyi azaltsın ki araç motoru sürtünme kayıplarından verimliliğe dönsün. Motor bu gücü seyri seferde kullansın, yakıt tasarrufu sağlayabilelim. İşte bu sebepten yeni nesil motorlarda tercihimiz Kastrol Vekton. Aynen öyle Necipciğim. Ekstra performans, ekstra fayda. Ali Kemal Hocam, bugün bizi seyredenlere hem ekonomik hem de faydalı sürüşün nasıl olabileceğini anlattık. Aynı rotayı bu sefer ben yaptım. Aha. Yakıt oranımıza baktığımızda benim yakıt tüketimim seninkine göre %10 daha düşük. Kullanım farkı mı diyoruz biz ona? Kullanım farkı. Doğru devir, doğru vites, inişlerde rotarları kullandık. En önemlisi de rampayı uygun devirde, uygun viteste bir an önce çıktık. Vallahi ben sana teşekkür ediyorum hocam. Neticede senin sayende altın değerinde bilgiler elde ettik. Ekonomik ve güvenli sürüşün ne kadar faydalı olduğunu da anlatmış olduk. O zaman yollarda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Yalnız böyle bitirmeyeceğim. Bir dakika. Ali Kemal Hocam, başladığımızda aracı bana park ettirmedin. Şimdi ben bu aracı o iki tırın arasına park edeceğim. Sen de bunu göreceksin. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Buyurun. Ali Kemal Hocam. Buyur. Seyret. Haydi bakalım. Nereye bakıyorsun? Bu değil, yanlardan, yanlardan. Tamam. Dakika bir, gol bir. Hadi bakalım. Kamyoncu gibi olduk harbiden. Çok az kalmış. Hallediyorum. Yakıt bitti, yakıt. 10 fırın ekmek yemen lazım. Son kez bakıyorum, son kez. Tamam, hadi bakalım. Bu dorse bu kadar uzun olmak zorunda mı ya?